Büyükleriniz de şeyle kalıyor. Yok yok, şey, ev sahibi var aşağıda. Yaşlı bir nasıl var. Burayı, evin sahibi verdi işte burayı. Bir tane işte... Benim bir tane arkadaş... Allah tabi sağ olsun, sosyal hizmetler bizi oraya yönlendirdi. Ondan sonra ev, yani dayalı döşeli, her şeyi full bir şekilde teslim ettiler. Biz Edirne'ye tabi abimle görüştük. Abim burada köyde değildi, İstanbul'daydı. Tabi depremin aynı günde, yani deprem olduktan sonra aynı gün tabi Hatay'a gitti. Ben tır şoförlüğü yapıyorum. Hep Avrupa'ya gidip geliyorum. Yani Edirne'yi az çok böyle, yani çok sevdim diyebilirim. O yüzden abime söyledim, yani gideceksek buradan Edirne'ye gidelim. Bu şekilde. Arkadaşlardan bayağı oldu. Bizim akraba olarak teyzemi bir de eniştemi kaybettik. Sabaha karşıydı. Tam zaten uykunun en iyi saati diyebiliriz. Yani birden ilk önce hafif geldi. Yani ilk önce çok ciddi gelmedi, yani çok sert durmadı. Ama ondan sonra çocuğum mesela 2 metre arayla kanepede yatıyordu. Büyük deprem geldiği zaman onu almaya gittim. Onun yanına yaklaştığım anda, onu çekmeye geldiğimde o zaman büyük bir sallantı oldu. Belki 2 metre ondan uzaklaştım. Ondan sonra tekrar geri geldim. Yani o çocuğu alacağım ama alamıyorum yani. O kadarında ev sallanıyor. Güçlüydü. Ondan sonra bir şekilde sol elle bunu aldım. Bunu da sağ elle aldım. Eşim de arkamdan geldi. Direkt ama ne inerken merdivenden tabii. Yani duvarlara muvarlara çarparak aşağı indik anında. Geri gitmeyi düşünüyoruz. Tabii ki. Çünkü orası bizim memleketimiz. Yani orada doğmuş, büyümüşüz. Her yeri. Yani inan ki çıktığımızda çok zorumuza gitti ama küçük çocuklarımız 4 gündür biz arabada yattık. Yani 3 gündür pardon. 3 gün ben, abim, yengem, eşim, 4 tane çocuk arabada yattık. Çocukların psikolojisi bozuldu arabada. Yani 4 gündür arabada ne yatabiliyoruz? Sadece oturmuşuz 4 gündür. O şekilde dedik, yani çocuklar hastalanmasın diye ondan korktuk. O şekilde karar verdik çıkmaya. İstanbul'da çalışıyorum ben. Sabahleyin bir arkadaşlarla beraber toplu bir şekilde kaldığımız için ufak büyük bir kargaşa yaşandı ses olarak. Deprem oldu Hatay'da. Bir baktım ben, tabii ki benim ellerim ayaklarım kesildi yerden. Çünkü benim aile en üst kattaydılar apartmanda. Bir de fazla bir sağlamlığı yoktu, öyle hissediyordum ben. Normalde taşıyacaktım ilerleyen aylarda aileyi. Allah'a şükür bir şekilde çıkmış hanımlar, çocukları almışlar dışarıya. Ev yıkılmadı. Ev paramparça oldu dışarıda ama düşmedi. Paramparça oldu dışarıda, patladı, merdivenler falan patlamış durumda. O şehri, o kıyameti gördük yani. Nasıl bir şehir? Kıyamet şeklindeydi bir yani. Patlamış, her taraf patlamıştı yani. Durulacak gibi değildi. Mezardayken bile salıntı oluyordu yani sürekli. Mezarlığa gittiğimiz zaman yer kayıyordu. Bitmiş yani, kimse yoktu. Şehirde kimse yoktu. Orada yani gözyaşımız hiç dinmedi yani. 3 gün orada kaldık, gözyaşımız yani oradaki manzara karşısında maalesef şu ana kadar da bir etkisindeyiz yani. Büyük bir kayıp yani, bir şehri kaybettik. İnsanları kaybettik. Büyük bir kayıp oldu. Şu ana kadar da arkadaşlar arıyor. 2 kişi vardı, ben otelde konuştum onlarla. Bir tanesinde bir yıkılmış. Hangi takımsınız? Kantosan.